Merhabalar, kanala hoş geldiniz. Ben Çağrı Bozkurt. Bugün sizlerle Destan dizisinin ilk bölümüyle karşınızdayım. Normal video çekecektim sizler için fakat müsait olamadığım için video çekemedim. Bu yüzden sesli anlatıp görseller ve anlatmak istediğim konuyu desteklemek istedim sizlere. Lafı uzatmadan hemen konuya geçelim. Dizi baya bir konuşuldu, baya bir izlenmiş, hatta birinci olmuş reytinglerde. Öncelikle ben dizinin %80'ini beğenmedim. %20'lik kısmını beğendim. Bu %20'lik kısım da dizinin ilk bir saati içinde geçerli. Dizinin bir saatinden sonra e, dizi iyice e, saçmaya durumlara başladı. Her neyse o konulara şimdi değineceğim neden beğenmediğimi zaten çoğu kişinin de aynı fikirde olduğunu düşünüyorum benimle. Öncelikle dizide anlatılan konuya göre Orta Asya'da yani Türkistan coğrafyası dediğimiz Orta Asya, Kazak, Kırgız, Özbek, işte Çin, Moğol, işte Rusya'nın falan olduğu, Türklerin yaşadığı bir bölge olarak bize adlandırdı. Şimdi Orta Asya dediğimiz bölgede fenotip olarak dediğimiz tip olarak daha kıyma gözlü, nasıl desem sizlere, daha so soluk tenler karşımıza çıkması gerekirken bir bakıyoruz diziye. Anadolu'da yaşayan insanların tipleri karşımıza çıkıyor. Şimdi biz böyle bir fenotip yakalarsak öncelikle tarihi yani biz Türkler olarak yanlış gösteririz. Anadolu'da yaşayan insan deseydik tamam bir şey diyemezdik. Ama Orta Asya'da yani Türkistan coğrafyası dediğimiz 8. yüzyıldan bahsediyorsak fenotip olarak tamamen dizideki karakterlerin tipleri yanlış. Bir tek Esra Bilgiç dediğimiz bir kadın oyuncu var. <laughs> Bu da tam fenotip olarak Türk olmasına gerekirken bir bakıyoruz. Çinli prenses yapmışlar. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. O yüzden dizinin zaten tarih danışmanları yardımcı mı olmadığı neden böyle bir şey yaptılar hiç bilmiyorum. O yüzden fenotip olarak tamamen hayal kırıklığı. Sadece Esra Bilgi için o yüzündeki o karakteristik Türk fenotipini görebiliyoruz. Ama Çin prensesi olarak da bize sunmuşlar. Her neyse zaten dizinin açılışında İslam'ın gelmediği işte İslam'ın hüküm sürmediği böyle çok kötülüklerin olduğu Orta Asya olarak bize bahsediyorlar. Demek ki e, ilerleyen dönemlerde İslamiyet gelecek ve Türkler birleşecek ve herkes iyi olacak. Zaten dizi başlamadan önce dizinin yapımcısı mı yönetmeni hiç bilmiyorum bir herif çıktı. Dedi ki biz İslamiyet'ten önce Türk tarihini anlatıyoruz ve İslamiyet e, Türklerin İslamiyete geçişini de anlatacağız. Ben burada koptum zaten. Bütün umudum gitti. Ya diyeceksiniz İslam düşmanı mısınız? Hayır, alakası yok. Biz bu konuya Türklerin İslamiyet öncesi olarak bakıyoruz. Ama sürekli bir İslamiyeti yayma, İslamiyet ile diziler zaten yapıldı. Biraz da eski Türk inançlarımıza ait diziler yapılsın. Bütün sistemimiz bu aslında bizim. Çünkü yeterince İslamiyetle ilgili diziler, dirilişler, kuruluşlar, uyanışlar, Büyük Selçuklu derken bir bakmışız biz zaten tarihimizi 1070'ten başlatmışız yani. Öyle bir şey olamaz. Bizim tarihimiz binlerce milattan önceye dayanıyor. Bunu böyle sınırlandırmak çok yanlış. O yüzden bu dizilerin neye hizmet ettiğini zaten hepimiz biliyoruz. Sadece biz diziyi ön yargı olmayıp olmadan izleyip yorum yapmamız gerekiyor. Her neyse ondan sonra dizide Ak Kız'ın bir rüyası var. Yani rüya miti dediğimiz, destanlarda gördüğümüz kahramanın rüya görüp işte gelecekten haber alması gibi gibi bir durumla karşılaşıyoruz. Bunu güzel yansıtmışlar. Rüya mitini güzel ele almışlar. Ondan sonra ise o konu Gökhan'ın simgesi olan Kartal'a atıyor. Bu arada dizide 12 hayvanlı Türk takviminden de bahsetmişler. İşte Pars yılı, Ejder yılı gibi gibi durumlar da var var ve bunu beni çok mutlu etti. En azından güzel düşünmüşler en azından bunu. O yüzden e, her diğer konumuz işte Akkız'ın rüyasını güzel yansıtmışlar. Ondan sonra iki tane sembolümüz var. Gökhan'la Dağhan. Gökhan'ın sembolü kartal, Dağhan'ın sembolü kurt. Şimdiki e, kurt ile kartalı kurgu olarak dövüştürmeye çalışmışlar. Çünkü e, tarihimizde böyle bir olay yaşanmamış. 8. yüzyıl diye bir durumumuz var. Ve 8. yüzyılda böyle bir tarih olay yaşanmamış. Destan zaten e, çok eski zamanlarda olağanüstü olayların yaşandığı e, sözlü anlatılar olarak da geçen bir anlatı türü. Şimdi 8. yüzyıl diyor bize. 8. yüzyılda Türkler henüz Müslümanlığa geçiş yapmadı. Talas Savaşı yapılıyor. Talas Savaşı da 750'li yıllarda Şimdi 800. yüzyıla bakıyoruz 700. yıllar. Şimdi Türkler Müslümanlığa geçse bile tarihe tarih kayıtlarda 11. yüzyıl, 12. yüzyıl işte o tarihlerde geçiyor. Ama dizi 8. yüzyılda başlıyor. Ve dizide ilginç bir şekilde Müslüman Türk var. Ve bu Müslüman Türk de çocuk. Ve abdest alıp namaz kılıyor. Bu bana çok komik geldi. Çünkü Deli Korkut anlatıları 13. yüzyıla olarak kabul ediliyor ve Türkler o dönemde İslamiyete geçiş aşamasında ve henüz İslamiyet ile bir bağdaşma birebir yok. Şimdi deri korkutu anlatılarında hatta kaanlar, hakanlar bile eee abdest almayı pek yerine getirmeden böyle işte lafı güzaf yapıp hemen savaşa gidip işte savaştan sonra işte içkiler, rakılar, şaraplar falan derken öyle eğlenen bir millet. Şimdi böyle bir millete biz 8. yüzyılda namaz kıldırıp abdest aldırırsak çok yanlış olur. Bunun tarih danışmanları nasıl bunu yapabiliyor? Tarih danışmanları da çok bildiğimiz, okuduğumuz kendisinin profesör olarak nitelendirdikleri kişiler. Buna neden uyarmadılar? Ya sonuçta tarih danışmanları dizinin bel kemiği onlara dayanıp onlardan yardım almaları gerekirken böyle bir duruma neden izin veriyorlar? Her neyse ben çok ince düşünüyor olabilirim. O yüzden e, diyecek pek bir sözüm yok. Tamamen yanlış. 800 yüzyılda Müslüman bir Türk olarak e, henüz, hele Orta Asya'da bu kadar yaygın değildi. Hadi Anadolu'da olsun bir ihtimal derdim. Ama Orta Asya yani Türkistan coğrafyasında Müslümanlık bu kadar hızlı yayılamadı. Üzücü bir durum. Her neyse. Dizide en sevdiğim bölüm yu Töreni oldu. yu Töreni... E, Türklerin işte Kağanların büyük isimlerin öldüğü zaman düzenlenen e, ağıtların, saguların yakıldığı, işte feryatlar, figanların edildiği bir tören. Bu yu töreninde yine e, genelde anlatılanlara göre kadınlar kendiliğinden geçer, çığlıklar atar. Burada daha çok erkekleri görüyoruz. Ben daha çok kadın görmek isterdim. Kadınların feryatlarını, e, yırtınmalarını, saçlarını, başlarını yol, yolmalarını beklerdim. Çünkü anlatılanlar böyle tarih kitaplarında böyle yazıyor ve bunu daha tarih danışmanların, şu an tarih danışmanı olan kişilerde tarih kitaplarını böyle yazıyor. Neden anlatmadılar bu konuyu bilmiyorum. Sadece e, dikkatim çeken bıçakla gözünün altını çiziyor. Bıçakla çizilmiyor aslında. Kadınlar kendi tırnaklarıyla göz altlarını çizerek kan akıtıyorlar. İşte gözünden kan gelmek değil de aslında buradan geliyor bize. Her neyse o tören çok güzel olmuş. Uyu töreni beğendim. Yakılan, ya söylenilen Sagu'yu da çok beğendim. İşte Albız geldi işte obaya. Albız'ın kötülüklerinden işte kötülüğün ruhu gibi gibi durumlardan bahsetmiş. Onun dışında Tengri konusuna gelelim. Bu son konumuz olsun çünkü lafı çok uzatmak istemiyorum. E, gittikçe daha da yermek de istemiyorum aslında. Dekordan hiç bahsetmek istemiyorum zaten. O sarayın dekorları o kadar basit ve Ucuz yapmışlar ki diyecek söz yok. Tengri konusuna gelecek olursak şimdilik biz Türkler olarak Tengri'yi doğa olarak görmüşüz. Yani doğanın karşılığı Tengri. Şimdi yaratanın teni doğadır demişiz. Şamanlarımız böyle demiş. Şimdi yaratanın teni doğadır dersek Tengri ile doğa arasında bir bağlantı var. Bunu zaten dizide su, Akkız'ın sudan, topraktan, gökten... E, faydalandığını, işte ondan güç aldığını görebiliyoruz. Bu da bir nevi Tengri'nin dua ile karşılığı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Tengri Türklerde cezalandırıcı değil, Türklerin yanında olan, Türklere destek veren, Türklerin iyiliğini düşünen bir tanrı. İyilik tanrısıdır bir nevi. Bir nevi. Şimdi dizinin ilerleyen bölümlerde zaten paylaştım her sayfada. Sayfada kadın diyor ki Tengri çarp işte Tengri çarpar. Ya Tengri neden çarpsın? tengri çarpması için bir nevi e, cehennem kavramı da olması gerekiyor. Aynı zamanda bizdeki cehennem kavramında da genellikle erlik bağlantısı var. Tam bir bağlantısı yok ama öyle bağdaştırmaya çalışıyorlar. Şimdi böyle bir durumda dizide böyle bir durumların kullanılması zaten dizinin ilerleyen bölümlerinde Ak kızın İslamiyet'e geçiş yapmasını göreceğiz. Yani bu kaçınılmaz bir son maalesef. O yüzden Diğer iki bir videoda anlattığım bütün sözlerimi geri alıyorum. Ee, tamamen. Zaten dizi iz, izlemeli düşünmüyorum zaten. Bu kadar yani. Üzücü. E, Ebru Şahin hakkında da düşüncelerimi geri alıyorum. Yani bence Esra Bilgiç başarı olsaydı daha çok yakışır ve daha çok Türk olduğunu anlayabilirdik. Şimdi diyeceksiniz illa Türk olması için şöyle mi olması gerekir, böyle mi olması gerekir? Hayır tabii ki de öyle bir zorunluluk yok. Ama... 8. yüzyıl Orta Asya fenotip, fenotiplerine baktığımız zaman nasıl bir tip olduğumuzu biliyoruz az çok. Yani Orta Asya'da nasıl bir Türklerin olduğunu çoğumuz biliyoruz. Şimdi böyle bir şeye karşı gelirsek bu tamamen yanlış olur. Her neyse ben diziyi %80 olarak beğenmedim. %20'lik kısmını beğendim. Diyeceklerim bu kadar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ya veya beğenmemişsinizdir. Yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz memnun olurum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgilerimle.